Estaûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Essalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Lekad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehren fi kitabillahi yevme halakassemavati vel arda minha arbaatun hurum. Zalike'd-dinul kayyim. Fela tazlimu fihinne enfusakum ve katilul müşrikine kafeten kema yukatilunukum kafe ve alemu enallaha me'al muttakin. Sadakallahu'l azim. Bu akşamki sohbetimiz Tevbe suresi 36. ayet-i kerime. Ancak sözlerimize başlarken Allah dostlarından bir beyit okuyarak kalbimizin yumuşaması, okunan ayetleri ve sohbeti daha iyi anlamamız için tesirli olması, yani bereketlenmek babından. Hemen ilmu edeptir bil şeriat. Dahi ilmu edeptir hep tarikat. Edeb ve ilmiyle bulunur hakikat. Ne bilsin bir edep sırrı şeriat. Şeriattır edep, hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Hemen ilmu edeptir bil şeriat. Bu dinimiz Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği, hadis-i şeriflerin beyan ettiği dinimiz İslam dini, şeriat deniyor buna. Din, şeriat, kitap, millet aynı şeydir. Bunun tamamı edeptir. Yani dinin beyan ettiği şeyi öğrenip yapmak edep oluyor. Onu yapmazsan edepten hariç kalıyorsun. Dahi ilmu edeptir hep tarikat. Tarikat erbabı da tavsiye ettiği her şey edeptir. İlimdir, edeptir. Yani kitaptan, sünnetten öğretiyorlar. Şu şöyledir, şu hüküm böyledir. O ilim, onu yapmak edep oluyor. Edep ve ilmiyle bulunur hakikat. Allah-u Teala'nın marifetlerini, işin hakikatini, özünü anlamak istiyorsan ilim ve edeple bu hedefe ulaşılır. İlim okumak sade yetmez, onunla hallenmek lazım. O da edeptir işte. Yani bildiğini tatbik etmek. Efendimiz Aleyhisselam'ın, ashab-ı kiramın, müştehit imamların beyan ettiği ve yaptığı gibi öğrenip yapmak. Böylece hakikat erbabı olur insan. Hakiki meselelerden haberdar olur. Ne bilsin bir edep sırrı şeriat. Edebi olmayan adam dinin sırlarından bir şey anlamaz. Dinin inceliklerinden bir şey anlamaz. Dinin hükümlerine haşa kusur bulur, noksanlık bulur veya kafasına göre yorumlar. Edep olmadığı için. İlmin edebi onda yok. İlim belki vardır ama ilmin gerektirdiği edebi takınmamış. Halbuki ilim okuyan kişi, çünkü ayet-i kerime var. İnnemâ yakşallâh min ibâdil ulema. Allah-u Teala'dan fazla bilenler korkar. Demek ki bir insan ilim okudukça daha fazla Allah'tan korkması lazım. Daha fazla sakınması lazım ama maalesef bugünkü ilim erbabı denen kişiler azdıkça azıyorlar. Kendilerini de, takip edenlerini de kuyularını kazıyorlar. Dersimizin sonunda inşallah bazı suallere cevap vereceğiz. Bazı itirazcılara reddiye olarak birkaç açıklama yapacağız inşallah. Yani bu ümmet sahipsiz değildir. Bunun başı Kur'an-ı Kerim'le istikamet buldu, asr-ı saadet oldu. Sonu da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an'a dayanan ilimlerle. Dolayısıyla Kur'an'ı iyi anlayıp, doğru anlayıp emirlerini yapmak edep oluyor. Öğrenmek ilim, tatbik etmek edep oluyor. Buna göre edep kelimesi farzı da içine alıyor. Yani farzı istendiği gibi yapmak edep gibi oluyor. Yani adabına riayetli oluyor. Dolayısıyla edep deyip de kenara atma. O edebin içinde her şey var. Yani sana edepsiz deseler kızar mısın? Kızarsın. O zaman bir şey edeptir deyip de basite alma sakın. Şeriattır, edep hakka gidelim. Cemali bakemleri seyredelim. İşin aslı dindir. Şeriattır, yani Kur'an'dır. Ona tabi olup Mevlamızın rızasına ulaşalım inşallah. Tabii ki duyuyorsunuz, işitiyorsunuz her tarafta Kur'an, Kur'an, Kur'an diyor ama adam kafasına göre yorum yapmaktan da geri kalmıyor.
Men fesserel Kur'an'a bile iyi fakat kefere. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Sadaka Resulullah. Kim Kur'an'ı kendi kafasına göre, hevasına göre yorumlarsa dinden çıkar. Ya. Kur'an Allah'ın kelamıdır. O halde onu en iyi anlayan Efendimiz Aleyhisselam'dır, ashab-ı kiramdır. Onların anladığı gibi anlayanlar peşlerinden gelen tabi'in, müfessir-i nizam, ehl-i sünnet uleması. Onların yoluna gidersek şaşmayız, kaymayız. Sıhhat afiyetle, selametle, kazasız belasız Rabbimize, dostlarına kavuşuruz inşallah. O yüzden ilim üzerine çok durmamız lazım. Gerçek, yani İslam'ı gerçek kaynağından elde etmek lazım. O yüzden tefsir dersi yapıyoruz pazar akşamı. Salı akşamı tasavvuf dersi yapıyoruz. Gerçek tasavvuf erbabının kitaplarından. Cuma akşamı da akaid, itikat, ehl-i sünnet dersi yapıyoruz. Bunları sizler de takip edin. Bizi izleyenler de inşallah ulaştıkları yere ulaştırsınlar. Allah-u Teala dilerse herkesi ıslah eder ama bu imtihan. Değil mi? Her kayan mezhep bir ayete, bir hadis-i şerife takılmış yanlış yorumla kayıyor. Ya. O yüzden onların işi onlara süslendirildi. Süslenecek ki o da kaysın. İmtihan çünkü. Niye? Yanlış gidiyor. Yani Müslümanların yoluna muhalefet edince bir adam mecburen kayacak. O yüzden ehl-i sünnet cemaat yolundan ayrılmayalım. Sevad-ı azam deniyor. Ehl-i sünnet ve cemaat dört mezhep. Dört mezhep bu meseleleri incelemişler, tetkik etmişler, bunun tartışmasını, münazarasını yapmışlar. Belki birkaç asır. Ondan sonra zaten kitaplara yerleşmiş. Peşinden gelen mezheplerin alimleri de aynı görüşleri takip ederek ayrı bir mezhep kurmamışlar. Dört mezhep içinde bu iş devam etmiş gelmiş. Bunun haricinde kalan kişiler zaten harici isminden belli. Mutezile, Kaderiye, Cebriye, değişik değişik fırkalar. Onlar sübül. Sübül yani değişik yollar. Kur'an-ı Kerim tabiri sübül. Asıl yol sırat-ı müstakim. Dost doğru Allah'ın rızasına giden ehl-i sünnet yoludur. Şimdi tefsirden Tevbe suresi 36. ayet-i kerimeye geldik. Estağfurullah. İnne iddeteş şuhur. Ayların sayısı. İndallah. Allah katında, Allah'ın hükmünde ayların sayısı isna aşere şehren. 12 aydır. Ne var bunda? Herhalde 12 de fakat bunu cahiliye Arapları değiştirmişler. Bir sonraki ayette gelecek. İleri geri oynatmışlar. Yani kendi keyiflerine göre aylarda düzenleme yapmışlar. Böylece kafalarına göre ayarlayıp istedikleri ayda savaşmışlar, istediği ayda barışmışlar, istediği ayda putuna tapınmış neyse artık veya hac mevsimini değiştirmiş. Bu kargaşalı Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına geldiği zaman ayların 12 olduğu ve aynı gün hac ayı tam mevsimine geldiğini Cenab-ı Hak beyan etti. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayların sırasında beyan etti. Bu sabitlendi. İşte bu aynı şekilde Allah-u Teala'nın fi kitabilli Allah'ın kitabında levh-i mahfuzda. Çünkü ye mekaleke semavat vel ard. Bak. Yeri ve göğü yarattığı vakitte Cenab-ı Hak ay ve güneşe seyir etmesi için müsaade etti. Onların hareketleri miktarınca ayları, günleri, seneyi takdir etti. Kameri ay var, şemsi ay var. Yani kameri hicri sene var. Bir de normal bu Avrupa'nın bizim kullandığımız takvim var. Buna göre günler değişiyor. Mesela kameri aylarda 29 gün veya 30 gün olur. 28 olmaz, 31 olmaz. Sene kaç gün olur? 345 gün olur, 354 gün olur. Bir de bir günün üçte biri. Selasemiye ve erbaan ve erbaatun ve hamsune yemen ve sülüsiyem. Demek ki 354 gün bir de günün üçte biri. Şemsi ayda işte ne oluyor? 365 gün günün dörtte biri. 6 saat yani. Böyle fark var. Neden? Bu ayın hareketiyle güneşin hareketiyle değişiyor. Güneşin uğradığı yerlere burç deniyor. Bunlar 12 tanedir aynı şekilde. Hamil burcu, Sevr burcu yani öküz, Hamil ve Cevza, Seretan,
Esed, sümbüle, başak yani demektir. Seratan, yengeç demek. Esed, aslan demek. Mizan, terazi demek. Akrep var. Kavs, yay burcu. Ceda, herhalde oğlak demek. Delip, kova, hut, balık. Böyle burçlar var. Bunlar yani güneşin uğradığı yerler, ayın uğradığı yerler, menziller. Bunlar tabii ki tecrübeyle elde edilmiş, bilinmiş şeyler. Araştırmayla bilinmiş şeyler. O döneme geldiği zaman ne olur? Şöyle bir mevsim olur, bu olur, şu olur gibi şeyler takvimler yazar. Böyle olunca çünkü çiftçiler, ziraatçılar, ne bileyim tüccarlar, şunlar bunlar kendi işlerini ayarlayabilir. Hiçbir şey tesadüfü değil. Her şey ayarlanmış. Yeter ki sen o ayarı bul. Allah-u Teala şeye bir ayar vermiş. O ayarı bulduğun zaman işleri ayarlayabiliyorsun. Böylece senenin mevsimleri oluşuyor. İşte bu sıcaklık, soğukluğun durumları, mevsimlerin geçiş dönemi, güneşin başlangıç noktasına dönmesi falan gibi meseleler hepsi Cenab-ı Hakk'ın güneşe verdiği, aya verdiği hareketlerle sabit oluyor. İşte bu Allah'ın indinde 12 aydır. İşte müşrikler bunu değiştirmişler. Normal hac ayını öyle yapmışlar ki bazı zaman senede her sene zilhicce ayına gelmesi lazımken değişiyor, başka aya geliyor. Onların keyfine göre. Bunun üzerinde böyle bir önem yaptılar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın hac ettiği senesi hacları zilhicce ayına tam denk geldi. Böylece Arafa günü 9. gün oluyor. Efendimiz Aleyhisselam artık günlerin, ayların geri ertelenmesi meselesinin kaldırıldığını, hac aylarının, senenin aylarının hepsinin 12 ay olduğunu ve Mevla Teala'nın yarattığı günde nasılsa aynı duruma döndüğünü beyan etti. İşte bu ayette onu beyan ediyor. Şimdi aylarda Muharrem ayı, senenin ilk ayı Muharrem ayıdır. Böyle denmesinin sebebi hürmetli, savaşmak, kavga, gürültü, o ayda hürmet yasak edilmiş kenarlarında. Mevla Teala o hürmeti korudu. Safer geliyor ondan sonra. Safer denmesi yiyecekten, içecekten biraz uzak kalıyorlar. Menzillerinden ayrılıyorlar. Bu yüzden azıkları azaldığı zaman sanki zayıflıyorlar. Yüzlerinde bir sarılık hasılıyor diyor. Böylece o aya da safer demişler. Başka da tebliğler var. Rebül evvel, Rebül ahir. Bunlar da mevsimler bahar ayına giriyor. Bolluk, yağmurlar falan geliyor. Böylece hayatın, tabiatın canlanması, sanki ölmüş olan hayatın dirilmesi gibi oluyor. Bu aylar o aya zamana tesadüf ettiği için onlara Rebül evvel, Rebül ahir demiş. Sonra cemadiye evvel, cemadiye ahir. Cemaat donuk, donmak manasındadır. Şiddetli soğuk olduğu döneme rast gelmiş. İlk isim konduğu zaman, ilk isim konduğu zaman böyle tesadüf etmiş. Bu durumda soğuk, donuk şey manasında cemaat. Cemadiyel ula, cemadiyel ahir diye isim verilmiş. Daha sonra Recep ayı geliyor. Recep ayı hürmet, tazim. Cahiliye döneminde de ona tazim ederlermiş ve savaşmayı bırakırlarmış. O yüzden tazim manasında Recep kelimesini kullanmışlar. Recep ayına böyle isim takılmış. Sonra Şaban ayı geliyor. Şaban ayında kabileler dağılıyorlar. Tefrika oluyor, dağınıklık oluyor. Bu yüzden o ismi ona vermişler. Ondan sonra Ramazan. Ramazan ayı ilk farz olduğu zaman şiddetli sıcak dönemine rast gelmiş. Buna da Ramza kelimesinden şiddetli sıcak demektir. O ayın ismi de orada konmuşlar. Bu şekilde konmuşlar. Ondan sonra Şevval geliyor Ramazan'dan sonra. Şevval'da sıkıntıların inmesi. Sanki Ramazan'da günahlar dökülüyor. İnsan rahatlıyor artık. Oruç bitti. İnsan yemesi içmesi serbest. Bu şekilde bir bolluk, serbestlik, rahatlık manasında Şevval kelimesini kullanmışlar. Sonra Zilkade, Zilhicce, Zilkade oturmak manasında. Bu ayda bolluk, bereket olduğu için insanlar savaştan, ticaretten oturuyorlar. Yani kendi ziraatına dönüyorlar. Diğer işleri bırakıyorlar. Bu bakımdan oturma ile alakalı bir isim Zilkade. Zilhicce de hac ayı. Haccın yapıldığı aydır. Bu şekilde isimler konurken, bu bir inceliktir, isimler verilirken illa o isim takılan şeyle alakası vardır denmiştir. Yoksa rastgele bir şeye bir isim takılmaz. Sana annen bir isim, baban sana bir isim verdi. Niye? Düşündü. İlla o ismin sahibini düşünmüştür, manasını düşünmüştür. Şimdi bakıyorsun çocuklara taş, kaya, kuş ismi koyuyorlar. Ya hangi manayı düşündün be adam? Taşsa taş olacak. Kuşsa kuş gibi uçup gidecek. Keziban diyor, keziban. Keziban yalancı demek, yalancı. Ya Kur'an-ı Kerim'de var diyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun da var. Nemrut da var. Ebu Cehil de var. Onların şeyleri var, sıfatları var. O zaman onları koy. Hayır. Manası olması lazım. Çocuğun hakkıdır. Rastgele isim koymayın. Güzel isimler olsun. Hangi ismi korsanız o isimle çağrılacak ahirette ya.
Ya evinizde 3-4 tane erkek çocuk varsa mutlaka bir tanesi Muhammed olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi olan yerde bereket olur. Başka alimler de değişik isimler, değişik yorumlar yapmışlar. Mesela büyükler diyor bazı şeyleri terk edip kendilerine onu yasaklayınca, yağmalama falan falan gibi şeyler bırakınca bazı kimseler Muharrem demişler. Yani hürmet oldu artık. Bedenleri zayıflayınca, sararınca Safer oldu demiş bazıları. Ondan sonra yeşillik meşillik başlayınca Rebi'l-Ahir demiş söylemiştik. Meyveler çoğalınca hava soğudu. Hava soğuyup su donunca falan, yani sertlik olunca Cemadiyel-Ula, Cemadiyel-Ahir demişler. Bunu demiş söylemiştik. Recep ayı, Recebetil-Enhar ve Recebetil-Eşcar, yani nehirler coşup ağaçlar yeşerdiği zaman Recep demişler. Demek ki bu isimler verildiği anda böyle olurmuş. Kabileler dağıldığı zaman, tefrik olduğu zaman Şaban demişler. Böyle isimler demin söylediğimiz gibi değişik şekilde isimlendirilmiş. Neticede 12 isim, 12 ay o zaman da varmış. Cenab-ı Hak onları dünya yaratıldığı zaman güneşin, ayın hareketine göre tayin etmiş. İş aslına döndü. Kur'an geldikten sonra artık her şey sabitleşti. Şimdi bunu bize niye sadece Cenab-ı Hak? Minha o 4 o 12 aydan erbatun hurum, 4 tanesi var ki hürmetli haram aylar diyoruz. Yani demek onda savaşmak, kavga, gürültü, yağmalama, düşmanlık yasak. Ya bak, cahil Araplar bile bunlara riayet ediyormuş. Şimdi hiçbir şeye riayet edildiği yok. Hiçbir hürmet yok. İşte bugünkü asır insanı cahiliye asrından daha beter. Onlara Kur'an gelmemişti. Onlara peygamber gelmemişti. Bize geldiği halde bu ümmet 1400 seneden beri Kur'an'ı Efendimiz Aleyhisselam'ı duyduğu halde bu millet, bu dünya milleti ne halde? İnsanları kesip doğuruyorlar, nesilleri köreltiyorlar, insanları köle gibi kullanıyorlar. Halbuki köleliği kaldırmış ki ya. Demek ki bunlardan 4 tanesi hürmetlidir. Hangisi onlar? Recep, Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, üçü peş peşe, bir de Şaban, bir de Recep ayı var. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, üçü peş peşedir. Muharrem sene başımız oluyor, Hicri sene başı. Bir de Recep, Recep ayı ne oluyor? Cemadiyel-Ahir ile Şaban ayı arasındaki aydır. O Mudar kabilesi ona değer veriyor, ona tazim ediyordu. O şekilde kaldı. Allah-u Teala bir kulu hakkında hayır dilerse diyor bu tefsirde, onu bazı vakitlerde faziletli işlere nasip eder. Faziletli amellere onu kavuşturur. Bu yüzden vakitlerin kıymeti vardır. Ama kimisi için de zarara müsaade etmişse, onun hakkında zarar dilemişse, onu da şerli işlere yorar, şerli işlere koşar. Ya arkadaşlar, o yüzden Allah-u Teala dua edelim, bizi hayırda kullansın. Şerlerden bizi uzak eylesin. Demek ki vakitlerin, zamanların bereketleri var. Mesela ayların en eftali hangisidir? Ramazan ayıdır, değil mi? Bak, Ramazan ayı hepsinden daha şerefli. Neden? Çünkü Ramazan ayında Kur'an indirilmiş. Kur'an ki Allah'ın kelamı. Kadir gecesi var onda. Ondan sonra hangisi geliyor? Rebu'l-Evvel. Neden? Çünkü o ayda Efendimiz Aleyhisselam doğdu. Aleme rahmet olarak dünyaya geldi. Sonra Recep. Çünkü o da hürmetli aylardandır. Sonra Şaban ayı. O da Allah-u Teala'nın ayıdır. Böyle Cenab-ı Hak ona tazim etmiş. Ondan sonra Zilhicce geliyor. Ne oluyor Zilhicce ayında? Hac ayıdır. Ondan sonra Muharrem ayı geliyor. O da peygamberlerin ayıdır. Sene başıdır. Yani hicri ayları da öğrenmek lazım. Takvimlerde yazar işte. Yani namaz vakitlerini bildiren takvimlerde normal mesela Mart ayıysa Zilkade, Zilhicce, Rebu'l-Evvel, Rebu'l-Ahir neyse yazar orada. Şimdi Rebu'l-Ahir'deyiz. 11'indeyiz herhalde. Ona göre artık sene 11 gün daha önce bitiyor. Bu yüzden Ramazan devamlı geri geri gelerek şimdi değil mi? Ağustos'a geldi. Birkaç sene sonra Mayıs'a gelir. Böyle 37 senede bir seneyi devrediyor. Normalde 36 sene geçince sanki 37 sene geçmiş gibi oluyor. Böyle olmasının faydası nedir? Bir Müslüman her mevsimde oruç tutmuş oluyor.
Ya. Her mevsimde icabında hacca giden değişik mevsimlere gitmiş oluyorlar. Hep aynı zaman değil. Diğerlerinin işte bu normal güneşe bağlı olan takvim, şemsi, Rumi şemsi takvimlerde hep aynı gündür. O değişmez. Orada resmi işler için uygundur. Ama dini işlerde sürekli aylar devran ediyor. Böylece Müslüman her mevsimde Rabbisine kulluk etmesini becermesi lazım. Zalike işte bu dört ayın haram olması. Dinül kayyim, dost doğru din, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın gelen dost doğru din budur. Allah-u Teala bunu böyle yaptı. Dört ayın hürmeti İbrahim Aleyhisselam'dan beri geliyor. فَلَا تَزْلِمُوا فِي اِنَّ اَنْفُسَكُمْ O ayda kendinize zulmetmeyin. Hürmetini aşarak, kavga gürültü yaparak, insanlara haksızlık ederek zulmetmeyin. Ya. Şimdi bunları beyan edince Cenab-ı Hak peşinden ayet-i kerimenin devamı ve katilül müşrikine kâfeten geliyor. Şimdi müşrikler haram aylarda savaşmışlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı men etmişler. Bu durumda Müslümanlar onlara ya şimdi hürmetli ay vardır dokunmayalım dokunmayalım demesi acaba ne olur diye düşünmüşler. Cenab-ı Hak onlar size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Ve katil müşrikine kâfeten müşriklere karşı topluca kâfeten birlikte işte birlik beraberlik şart. Kema yukatilin hüküm kâfe onlar sizinle topluca savaştıkları gibi. Bak bir yerde bakıyorsun bir olay oluyor Afganistan'da. Amerika değil 27 tane 28 tane ülke hep beraber oraya çullanıyor. İşte Libya'da aynı şekilde oldu. Şimdi Suriye'ye sağa sola neyse Amerika yandaşlarıyla beraber çullanıyorlar. Neden? Çünkü el küfrü milleti muhadet. Küfür tek millettir. Bunlara karşı Müslüman kafirle dostluk olmaz. Bak ve katilül müşrikine kafe. Topluca kiminiz parayla, kiminiz silahla, kiminiz siyasi, ekonomik her çeşit vasıtayı kullanarak düşmana karşı birlik olun diyor Cenab-ı Hak. Başka bir ayet kerimede ve atasımı bihablillahi cemiyan. Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ala teferraku parça parça olmayın. Ya. Nerede bu ayetler? Hadi. Kur'an okuyoruz ama nasıl okuyoruz? Ya. Kur'an okuyoruz ama Kur'an'ın hükmü kalbimize inmiyor. Dolayısıyla okumuş sayılmayız. Kur'an-ı Kerim bizim aleyhimize şahitlik ederse o zaman yandık. Onlar sizinle hep birlikte savaştığı gibi siz de onlarla birlik olup çarpışın. Allah-u Teala yedullahi alel cema'a. Allah-u Teala'nın eli, kuvveti, yardımı cemaat üzerinedir. Cemaat olursan Cenab-ı Hak yardım eder. Tefrik olursan yardım etmez. Hadis-i şerif var zaten. El cihadu madin ila yemil kıyame. Cihad kıyamete kadar devam edecektir. Fenil cihade müstemirin ila ahir zaman. Ahir zamana kadar, ahirete gidilen kadar, kıyamet kopuncaya kadar cihat devam edecek, mücadele devam edecek. Bizler ilimle, nasihatla, emri bir marufla, maddeyle, maddi işleri yaparak insanları uyandırmakla memuruz. İnsanları uyandıralım, ikaz edelim, uyandıralım, zararını karını ona söyleyelim, gösterelim ki adam daha ahirette demesin. Ya sen bana söylemedin, biliyordun da söylemedin demesin. O yüzden doğrusunu söyleyelim. Kur'an'dan ayrılırsak yanlıştayız. Men araza zikri fe innellehu ma'şeten danka. Kim benim zikrimden Kur'an'dan yüz çevirirse onun için dünyada dar geçim var, sıkıntı var, ekonomik bunalım var, huzursuzluk var. Ya bak Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Müşriklerle savaşın. Yani onlara karşı mücadele edin. Ve alemi bilin ki ennallâhe me'al müttakîn. Allah-u Teala müttakilerle beraberdir. Müttakiysen takva sahibiysen Allah-u Teala seninle beraberdir. Ya bak bu ayet-i kerimede müjde var. Yardım edeceğim size diyor. Takva sahibi olun. Ben sizinle beraberim diyor. Takva sahibi olursak Allah'ın yardımını alırsak dünyada da yardım almış oluruz. Musibetten kurtuluruz. Ahirette de azaptan kurtuluruz. Ya. Zahiri şartları var. Batını şartları var. Zahiri takva kötü ahlaklardan arınmak. Ya.
kötü şeyleri bırakmak. Batınısı ise ne oluyor? Allah'tan gayrı ne varsa kalbine düşünceleri atmak. Böylece Allah'ın yardımını, imdadını kazanmak. Kılıç da iki türlüdür. Biri cihat kılıcı, yani mücahitlerin kılıcı. Diğeri de manevi kılıçtır. Birinci kılıçla düşmanın kefenin kafasını uçurursun. İkinci kılıçla içindeki azgınlıkları koparırsın, yok edersin. O halde insan hem zahiriyle hem batınıyla dine hizmet ederek şeytanla, nefisle, düşmanla mücadele etmesi lazım. İşte Allah-u Teala'nın yardımı zahirde sultanla, askerle, güçle geliyor. Batında da manevi adamlarla geliyor. Mevla Teala inşallah her iki kuvvet sahibinin kuvvetiyle bize yardım etsin inşallah. Asıl güç kuvvet sahibi Allah'tır ama dilediği taraftan gönderir. Mevla Teala bazı şeylere bazı güçleri vermiştir, değil mi? Suyudaki güç, petroldeki güç suda yok. Ondaki onda yok. Uranyumdaki güç diğerinde yok. Maddede böyle güç varsa manada da çok güçler vardır. Onu inkar etmek akılsızlıktır yani. Bu ayet-i kerime mücahitleri, Müslümanları cihada teşvik ediyor. Hadis-i şerifte el katlu fi sebilillah masmasatun yani mutahharetun gasiletun minezzunub. Allah yolunda cihat günahları eritir. İnsanı tertemiz yapar. Nasıl gibi kapı yıkıyorsun yıkıyorsun tertemiz oluyor. Cihatta hareket ettikçe o ne yapıyor? Günahlarını temizliyor. Diğer şerifte inne babel cennet tahte zillali suyuf. Cennet kapıları kılıçların altındadır. Ne demek? Mücahit o kılıçları yükselttikçe düşmana karşı onun sebebiyle cenneti hak ediyor. Ya. Gördün mü sen? Ya düşmanın kılıcı seni öldürüyor, şehit oluyorsun ya da senin kılıcın o yolda kalktığı için senin kılıcının gölgesi altında. İki türlü manası da olur. O halde takva olursak Allah'ın yardımı olur. Takvada riyakarlıktan, gösterişten sakınmak lazım. Düşmanla mücadele ettiği zaman ne adam, ne mücahit falan desinler değil. Allah için cezmesi lazım. Böyle bir adam vardı. Değil mi? Ashab-ı kiram arasında Kuzman'dı herhalde. Ya çok acayip savaşıyor. Çok mükemmel savaşıyor. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselam ki o cehennemliktir. Şaşırdılar. Neyse takip ettiler. Baktılar ki adam yara aldı, düştü. Kendi mızrağını, kılıcını, silahını batırdı. Kendini intihar etti. Ya. Hemen döndü, haber verdiler Efendimiz Aleyhisselam'a. Sadaka ya Resulallah. Ya. Neden böyle yapmış diye? Çünkü Medine'nin hurmalıkları elden gidiyor. Arazi için savaşmış yani. Ya, asıl cihat Allah için olacak. Allah'ın dini için, Allah rızası için olacak. Tabi burada vatanı beklemek, namusu beklemek, Müslümanları beklemek o tabii ki şart. Masıl o nedendir? Allah rızası içindir. Mazluma yardım etmek, değil mi? Mazlum olan bir insan Müslüman da olsa, kafir de olsa ona yardım etmek kuvvetli Müslümanın şiarıdır. Orada değişik niyetler hepsi dön dolaş Allah için olacak. O mazlumu kurtardığın zaman o mazlum kafir ise Müslümana ısınır, muhabbet duyar ve hiç Müslüman olur. Müslümansa zaten bizim vazifemiz. Dolayısıyla Müslüman her zaman mazlumun yanındadır. Zalimin karşısındadır. O halde inşallah yanlış yapmayalım. Şimdi sitemize pek çok sorular soruyorlar. Allah razı olsun. Yani o soruları duymanızı isterim. Niye soruyorlar? Millet cahil. Okumamış, öğrenmemiş. Niye öğrenmemiş? Maaş lazım, iş lazım, para lazım. Ya anneler, babalar. Ne yapsın millet ekonomik krizde? İbadet yolları kapanmış, tıkanmış. İlim zaten Kur'an-ı Kerim millet okumasını bilmiyor ki. Harfler kaldırılmış, değiştirilmiş. Millet bir anda cahil oldu. Televizyonlarda ne var? Bol bol eğlence var. Spor var, eğlence var. Kumar var, şans oyunları falan filan. O da yetmedi. Şimdi bol bol ilahiyatçı türetmişler. Değil mi? Adam konuşuyor. Kendisi şey olmuş, müştehit olmuş sanki adam konuşuyor.
İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinde kan abdesti bozar. O yanlış diyor. İmam-ı Şafii'de kadına dokunduğunuz abdest bozar. O da yanlış diyor. E hangisi doğru? Sen kimsin ya? Bir kitaba bak. İçtihat, içtihatla bozulmaz bir kelam. Kaldı ki onun hakkında bir sürü delil var. Nas var. Ya bunları yani kitaplara geçmiş, katileşmiş hükümler hakkında adam konuşuyor. Kimse de bir şey dediği yok. Profesör olmuş çünkü. Profesörlük böyle eşkıyalık mı gerektiriyor ya? Profesör olan adam biraz vakarlı olur. Göğe profesör. Yani çocuktan beter. Sarık meselesini mesela sormuşlar. Alay ediyor yani. Sıcaktır diyor. Başları diyor. Orada hava çok sıcaktı. Onun için diyor havalarını örtüyorlar diyor. E şemsiye taksaymışım hadi. Kadınlar da sarsaymış ya sarık. Ha, ihramlıyken başı açık ya herkesin. O zaman sıcak olmuyor. Şimdi o soru oraya geleceğiz. Hocam diyor sormaya utanıyorum diyor ama diyor içim kurcalanıyor diyor. Soruyu tam okumayayım. Gençtim diyor. 15-18 yaş arasındaydım diyor. Arkadaşlar kendi aramızda evlilik oyunu oynardık. Yani mesela okullarda piyes yapıyorlar. Değil mi? İşte mezuniyet gecesi yapıyorlar. Evlilik, aile hayatını canlandırıyorlar göğe. İşte ona sen filancının karısı ol. Ötekine sen kocası ol. Şöyle ol, böyle ol. Öteki evet kabul mabul böyle şeyler yapardık diyor. Bu oyunları çok oynardık diyor. Şimdi evliyim diyor. Öğrendim bazı şeyler ki anladım ki o işte yanlışmış. Evliyim, çocuklarım var diyor. Ne yapacağım diyor. Duyuyor muyuz acaba, uyuyor muyuz? Piyes yapanlar. Ya nikahın şakası olmaz. İmanın şakası olmaz. Ya köle üretmenin şakası olmaz. Evlenmenin, boşanmanın şakası olmaz. Boş ol dedim, boş oldu. Duysun duymasın. Kızdığın zaman, baban evine git dediğin zaman niyetin boşamaksa gene boş oldu. 3'ten 9'a şart olsun, şart olsun dediğin zaman gene boş olur. 3'ten 9'a deyince 3 talakta gider. Ömer Hüseyin benim kitabımda var. Ya böyle oyuncak değil bu işler. Falancı fetva veriyor. Falancı bırak. Sen Allah'ın kulu değil misin? Allah'ın verdiği yetkiyle o kadını almadın mı? O zaman Allah-u Teala'nın en makbul fetvası hangisidir bakalım? Ya yanlışsa o adamın verdiği fetva? O yüzden fetva işinde çok ihtiyatlı olmak lazım. İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi bir fetvada 20 sene beklemiş. 6 fetvasında duraklamış diyorlar. Ya. Bizimkiler 6 dakikada 60 tane fetva veriyorlar. Ya. Fetvada acele eden cehenneme kendini atar. Biz ancak ona deriz ki kardeşim bu anlattıklarımı düşündük ama yani oradaki konuştuğun sözler nedir? Kesin midir? Kesin gerçekten aldın kabul ettin mi? Hani soruluyor nikahta. Filancıyı zevceli eşli aldın kabul ettin mi? Öteki de kabul ettim diyor. İki şahit duyuyor. Berikine soruluyor. Sen bunu hanımla aldın kabul ettin mi? Kabul ettim. İki şahit duyuyor. Bu şekilde bir akit varsa icap kabul diyoruz ona. O zaman nikahlanmış oluyorsun. Ayrı da dursan o senin karın, o senin kocan. Böyle bir şey yoksa vesveseyle kendini yıpratma, istiğfar et. İnşallah öyle bir şey yoktur. Buradan ne anlıyoruz? Ben şunun için okudum. Çocukları nereye gönderiyorsunuz? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Sakın ha evlenmek, boşanmak sözün ağzına alma. Kur'an'a, kitaba, peygambere. Bak burada ne diyor adam? Eyüp Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu inkar eden kafir olur mu? Kur'an'a baktım tam peygamber olduğunun geçtiği ayet bulamadım diyor ama tabii ki peygamber olduğunu kabul ediyorum. Fakat inkar eden kafir olur mu? Bak daha Eyüp Aleyhisselam'ın 28 peygamberin, 25 peygamberin isimlerini çocuklara öğretmemişiz. Eyüp diye isim. Eyüp Sultan o sahabe değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın ev sahibi radıyallahu anh. Ama onun ismi de Eyüp Aleyhisselam'dan geliyor. O hastalık çeken Eyüp Aleyhisselam sabırla meşhur değil mi? Peygamberdir. 224 bin peygamber var. Kur'an-ı Kerim'de 25 tanesi isimleri belli. 3 tane itilaflı var. Fark etmez Adem Aleyhisselam ilk peygamber, Muhammed Mustafa Aleyhisselam son peygamber. Her ikisine ve her ikisi arasında gelip geçen bütün peygamberlere inandım, tasdik ettim, kabul ettim. Demek farz. Bir tanesi inkar ederse bir adam dinden çıkar. Bir tanesi alay etse veya hafife alsa, dalga geçse, neuzubillah, onların adetleriyle yani sünnetleri alay etse dinden çıkar. Nisa suresi 160. ayette mealen biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vaat ettiğimiz gibi sana da vaat ettik ve nitekim İbrahim'e
İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esba, torunlara, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a dava ettik, Davud'a da Zebur'u verdik. Pek çok ayetlerde 28-25 peygamber sayılmış. İşte bak, yani en kolay bir itikat konusu dahi artık Müslümanları sarsıyor. Cehalet bu kadar yayılmış. Ama cep telefonu çıktı hoca, şu kadar özelliği var, şu kadar kontrolü ucuz, bilmem nesi var, avantası var. Bunları biliyoruz ya. Bunlara kafa yoruyoruz. Ya. Demek ki kabahatın %80'i, %90'ı bizim. Hep kabahatı yani gavurlara atmayalım ya. Hep kabahatı Amerika'ya atma, Yahudi'ye atma. Birazını kendine al. O Yahudi'nin nefsinden bizde de var ha. Nefis çünkü aynı. Firavun'un nefsinden bizde de var. Onu ıslah etmemiz lazım. O yüzden işte tasavvuf lazım diyorlar. Tasavvuf olmadan nefsi ıslah edemezsin. Bir mürşit, bir Allah dostu, bir alim seni terbiye edecek. Senin hatanı görüp sana ikaz verecek. En evvela bu iş itikattan başlar. Kainatın sınırsız, yani kainattaki varlıkların sonsuz demek küfür müdür? Yani kainat sınırsız dese, yani kainattaki varlıkların sayısı sonsuz dese küfür olur mu? Burada şimdi kainat sınırlıdır, sonludur. Ve eninde sonunda alem yok olacak. Çünkü maddedir. Maddenin en son sınırı neresidir? Arş. Arşta bitiyor. Dolayısıyla alemde ne kadar mahlukat varsa bile sonunda arşa dayandı mıydı bitiyor. O halde alem sonsuzdu demek, yani alem artık yok olmaz demek manasında ise bu felsefecilerin görüşüdür, küfürdür. Neuzubillah. Böyle alem kadim diyenler var. İşte İbn-i Teymiye'nin de böyle bir şey var diyorlar. İbn-i Sina'nın da böyle bir şey var diyorlar. Farabi falan gibi bazı böyle İslam filozofları. İslam'da felsefe yok. İslam'da Kur'an var. Edille erba var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Akıl onları anlamaya alettir. Vasıtadır. Akıl delil değildir. Akıl kendi başına delil olsaydı o zaman kitap gelmezdi, peygamber gelmezdi. Öyle şey olur mu ya? Akılla olsa mestin üzerine ne yapıyoruz? Altına yaparız. Altıyla yere basıyoruz. Halbuki üzerine mest ediyoruz. Niye? Demek ki akılla değil. Din akılla değil. Akıl mükellef olmamız için lazım. Deliye din yok. Hayvana din yok. Akıllılara var. Aklımızı bu yola, yani kitabı, sünneti, icmayı, kıyası anlamaya kullanmamız lazım. O yüzden akılla bakarsan kayarsın. Kainat ne kadar büyük olsa bile arşta bitiyor. Arştan öte varlık yok, cisim yok. Yani Mevla Teala Levh-i Mahfuz arş orada bitti. Hatta Cebrail Aleyhisselam, değil mi? Cebrail Aleyhisselam bir yere geldi, oradan öte geçemedi. Dolayısıyla arş, alem hepsi yok olacak. Vezen nucumun kederet vezel biharı futcuret, var ya İnşikak suresi, Tekvir suresi, ya burada kıyametin kopacağını Cenab-ı Hak beyan ediyor. Alem yok olacak. Mürşide bağlı olmanın ehemmiyeti nedir? Ve insan mutlaka bir mürşide bağlı olmalı mıdır? Diyor. Mürşid olan alim olur. Fıkıh bilir, Kur'an'ı bilir ve müritlerin sünnete itibaya teşvik ederek Allah rızasını ulaştırır. Bu durumda olmayan nakıslar veya bidatçılar veya sahtekarlar kamil değildir. Yaptıklarında yanlışlar vardır. Mektubat-ı Rabbani'de bu iş güzel anlatılıyor. Önce iman lazım diyor, sonra amel-i salih lazım diyor. Ondan sonra kişi ne yapacak? İhlas kazanması için bir mürşide tabi olması lazım diyor. Elimde bir ufak bir kitap var. Hicri 1370'te, yani 1950'lerde vefat etmiş bir zat. Hulası tasavvuf diye. Tasavvufun temellerinden bahsederken mürşit olan kişiler dört kısımdır diyor. Mürşidi teberrük, bereketlenmek için. Yani bu yuallimut tarikatı ilel mürit. Müritlere sadece bu teberrükken ders öğretir. Kendi şeyhini aldığı gibi diğer talebelere öğretir. Bunda tasarruf etki kuvveti yok yani. İkincisi mürşidi tezkiye. Bu tarikatı öğretir ve insanın nefsini temizleme yollarını ona gösterir. Yani şeriattan öğrenilen ibadetleri ona öğretir. Böylece nefsini temizlemesine çalışır. Üçüncüsü mürşidi tasfiye. Bu da tarikatı öğretir ve nefsini tezkiye etmesini öğretir ve kalbini safileştirmesinin, kötü ahlaklardan kurtulmasının yolunu ona gösterir. Ama mutmainne olmasına, ayet-i kerimede Fecr suresinde mutmainne olmak var. O makama ulaşmasına yardımcı olamaz.
Üçüncüsü, dördüncüsü işte hakim mürşid budur. Mürşidi tezkiye, terbiye. Mürşidi terbiye, terbiye mürşididir. Bu kamildir. Allah-u Teala'nın nuruna ulaşmıştır. Allah-u Teala ahlakıyla ayaklamıştır. Allah-u Teala dostunu sevdiği zaman biliyorsunuz onun gören gözü olurum diyor, işiten kulağı olurum diyor. Ondan manevi hal olur. İşte böyle bir zata ulaşırsak o zat ne yapar onu? Terbiye eder. Böyle bir zat bulmak varken bulmadan ben gideyim ahirete diyorsun. Sen bilirsin. İşin sakat. İlla böyle bir zat bulmak lazım. Zira nefsin mutmain olması esna ila bi zikrillah tetmenil kulub. Kalplerin tatmin olması ancak zikrullah iledir. Diğer ayet-i kerimede esna ya yüntühen nefsul mutmainne. Ey mutmain olan nefis irci ila rabbike radiyete merdiye. Razı olduğun halde Rabbinle sen razı olduğun halde Rabbine dön. Mutmainne olmak bak. Bu durumda rabıta gerekiyor. Rabıtayı çok inkar ediyorlar. Niye? İşin temeli o. Ya rabıta yapmayan kimse var mı? Herkesin bir rabıtası var. Herkesin bir derdi var. Kalbinde bir düşünce var. En büyük delil estağfirullah. Ya yüllezine amenü tekullah ve künü mâ sadıkîn. Ey imadenler takva sahibi olun. Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun. Nasıl olacağız beraber? Zahir beraberlik günde bir saat, iki saat belki olur. Çünkü adam işi gücü olur, senin de işin gücü olur. Manevi beraberlik ise sınırı yok. Onunla tefekküründe, kalbinde, hayalinde canlandırabilirsin ki ashab-ı kiram böyleydi. Hazreti Hasan dayısına diyor ki bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlat, bahset şemailini, bana bahset ki onu hatırlayayım. İbadette bana kuvvet olsun. Dinimi yaşamakta bana kuvvet olsun. Vettekullaka tukati ayet-i kerime. Allah'tan gerçek şekilde sakının. Ya bak suret var, hakikat var. Hakikati neyle oluyor işte? Zikre devamla devamla bir mürşidin terbiyesiyle. Diğer bir atirmede de ve bir tevhidil vesile. Allah'a ulaşmak için vesile talep edin. Şimdi sadık yani kamil mürşid var, bir de sahtesi var. Nasıl ayıracağız? Kamil mürşid fecr-i sadık gibidir. Yani güneş ışınları artık doğacağı zaman güneş ışınları ne yapar? Ufku aydınlatır. Fecr-i sadıktır o. Sonunda güneş aydınlandığı zaman ortalık tamamen aydınlanır. Fecr-i kazip var. O aldatıcı bir fecir. O sanki bir aydınlık var onda ama biraz sonra geçer. İşte o sahte mürşittir. Böylesinin hilesi çabuk söner. Bunda ölçü şeriattır, dindir, sünnesinidir. Kamil şeyhte alametler var arkadaşlar. Birinci dört alameti var. Birincisi ahkam-ı şer'i, dini bilecek. Ve müridin dini ve dünyevi işlerinde çözüm bulmaya kadir olacak. Fetva verebilecek yani ona. Ona yön verecek. İkincisi dünya sevgisinden, hevasından uzaklaşmış olacak. O zattaki vasıflar. Üçüncü vasıf dünya ehline, dünyacılara rağbetli olmayacak, hırslı olmayacak. Dördüncüsü bütün sözleri, fiilleri, halleri hepsi şeriata, dine, sünneseniye muvafık uygun olacak. Bu şekilde olunca o şey, o zat Allah'ın sevdiği bir kuldur. Ona hüsnü zanla tabi olursan inşallah istifade edersin. Böyle bir şey bulmak lazım mı değil mi? Sordu ya. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Hel ettebiyüke ala en tuallimeni mimma ulimte rüşte. Bak. Kime söyledi bunu? Hızır Aleyhisselam'a. Veliye. Peygamber. Ülülazım peygamber. Aleyhisselam ne yaptı? Hızır Aleyhisselam'a tabi oldu. Sana tabi olayım. Sana öğretilen şeyden öğrenmem için, bana bildirmen için, senin bildiğin o rüşt üzere bildiğin ilimden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Ya dedi ona ki sen sabredemezsin. İnşallah sabredeceğim dedi. Böylece bir peygamber bir veliye tabi oldu. Hadis-i şerifte eftal iman en tuhibbe lillahi. İman en eftali Allah için sevmektir. Ve tübü gızalillah Allah için buz etmektir. Ve teamele lisaneke fi zikrillah. Lisanın dilini Allah'ın zikrinde kullan. En tuhibbe linnas ma tuhibbe linnefsike. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev. Ve tükrihe lehum ma tekrehu linnefsike. Nefsin için istemediğin şeyi başkası için isteme. En tekule hayran hayır söyle. Ev tasmut. Tusmit yahut da sus. Bak tasavvufun delilleri kardeşim. Bunlar insanı ne yapar? Kamil olgunlaştırır. Diğer asrefte el meru me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya dolayısıyla sevgi insanı ne yapıyor? Manevi beraberlik hasıl ediyor.
Kün me Allah diyorlar. Allah ile beraber ol. Ve enlem takdir, buna gücün yetmiyorsa feküm ma men kafin. Ma men kâne me Allah. Allah ile beraber olan kişiyle ol. Lianne Allah Teala emre bil keynuneti mağrum. Çünkü künü ma sadıkın ayetini emrediyor bize. Sadıklarla beraber olun. Allah'ın dininde sadık olanlarla beraber olun. Sen onunla olamıyorsun o zaman. Allah-u Teala ile beraber olamıyorsan öyle kimseyle beraber ol. O halde işte arkadaşlar pek çok delillerde bir bilene tabi olmak lazımdır. Pek çok delil vardı bu hususta. Bunun için ayrı bir derste olabilir yani. Dolayısıyla ashab-ı kiram hemen ne yaptılar? Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine tabi oldular. Halbuki ashab-ı kennücümi beyi miktedeytüm miktedeytüm. Bütün ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Ama diğerleri ne yaptı? Hemen Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine biat ettiler. Madem demediler ki yani biz yıldızlarız, kendi başımıza gideriz demediler. Dolayısıyla bir ta kendinden kamil bildiğin kimseye tabi olmak sünnettir. O halde arkadaşlar bir alim, gerçek bir alim, Allah dostu bulalım. İnşallah hakkımızda hayırlı olur. Kıraat meseleleri hakkında bir soru var. 7 kıraat var, farklı kıraatlar var. 3 de mütevatir olmayan var. 10 kıraat var. 7'si mütevatirdir. Bunlar diyor benim kafamı karıştırdı diyor, soruyor. Bu kıraatlarda ayetlerin sırası da değişik oluyor mu diyor. Mesela bir kıraatte bir ayet diğerinde önceyken diğerinde sonra gelir mi? Bu meseleyi anlamamış yani bu kardeş. Yani kıraat orada ayetlerin sırasında değil, kelimenin okunuşundadır. Maliki yemittin okuyoruz biz. Bazı kıraatta da Meliki okuyor. Her ikisi de haktır. Manası aynıdır. Aynı yere çıkar. Ancak bu işi ilmini alan kişi ancak yapabilir. Dolayısıyla bu nadir yani bunda mahir olanlar azdır. O yüzden böyle bir kargaşalık olmasın diye ne yapmış? O zaman ashab-ı kiram toplaştılar. Hazreti Osman'ın elinde olan Musaf vardı. Onu Zeyd İbn-i Sabit riyasetinde bir heyet Ebu Hızlı Hazretleri zamanında, Hazreti Ömer zamanında toplaştılar, bunu toparladılar. Bütün nüshaları toplayıp tek nüsha haline getirdiler ve onu yazdılar. Onun yazısı da mütevatirdir. Aynı şekilde vahiy olarak da mütevatirdir. Onun hattı, o yazıların şekli dahi mütevatirdir. Ha? O okunuş bir ilim olarak geliyor. O okunuşta ne var? Mana incelikleri var. Değişik manalar oradan çıkıyor. Dolayısıyla orada ayetlerin sırası falan değişik değil. Yani ibarenin okunuş şeklinde bir şey var. Onu bilen ancak okuyabilir. Dolayısıyla ne oldu? Ümmet kıraat-ı asım, rivayet-i hafs diyoruz. O rivayetlere ittifak ettiler, okuyorlar. Bu okunuşta okunuyor yani. Bakıyorsun dünya her yerinde insanlar aynı kıraatta okuyorlar. Dolayısıyla millet birbirinin arkasında namazı rahat rahat kılıyor. Eğer değişik kıraatta okusak bu sefer cemaat diyecek bu ne okuyor? O yüzden o kargaşalığı kaldırmak için Kur'an'ın okunuşunda yani ümmet içinde okunuşunda tek kıraat seçildi. Diğer tefsirlerde vardır. Kıraatları yazar söyler. Onların mana cihetinden incelikleri var. Hocam grip olduğumuz zaman diyor burnumuz tıkalı oluyor. Ne yapsak yapalım su çekemiyoruz. Hiçbir şekilde burnun içine su girmiyor. Gusül yapmamız lazım diyor. Başka bir mezhebi taklit edeyim diyor. Hemen başka mezhebe geçmek yok. Yani burun tıkalı olması sorun değil. Parmağını sokarsın suyu ulaştırırsın. Oruçlu değilsen kuvvetli çekersin. Gelebildiği kadar. Burun temizlemek de abdestte müstehaptır da. Buruna su vermek sünnettir. Temizlemek müstehaptır. Sol elle sümkürmek lazım. Sağ elle suyu veriyorsun. Sol elle sümkürüyorsun. Bu şekilde temizlemek lazım. Ha, temizleyebildiğin kadar. Temizleyemezsen ıslak parmağını sokarsın. Suyu ulaştırırsın. O kusulde çünkü biliyorsunuz burun, ağız içi, burun içi bize göre yıkanması farzdır. Yani taklit işi öyle kolay değil. Hemen oraya geç, buraya geç, oraya gerek yok. Taklit işi ne zaman olur? Her şey tıkandı. Çare kalmadı. Sana da işi bilen, ehil bir alim fetva vermesi lazım. Kafana göre neyi taklit edeceksin? Bugün mezhepsizlerin yaptığı o. Namaz kılarken diyorum ona, namaz kılarken abdestin kan aksan ne yaparsın? Diyor geçelim Şafii'ye. Oradan geldi hanım, annen dokundu sana, geçerim Hanefi'ye diyor. Oyuncak mıdır bu be? Tabii öğrenmiş işte o. O profesörden öğrenmiş onu. Çoraplarını çıkarmıyor, orayı meshediyor. Başörtüsünü meshediyor. Öbür taraftan kafası açık, aklı kaçık. Bir alem gidiyorlar. Bunların mezhebi tamamen nefsani, şeytani. Böyle bir mezhep yok. Mezhepler, 4 mezhep sabittir. Kitapları bellidir.
Bir adam dese ki hocam selamun aleyküm diyor. Bir adam dese ki kadere iman hicri ilk yüzyılda Müslümanların birbirlerinin boyunlarına kılıç indirilmeleri indirdikleri bir meseledir. Tartışmalı fazlalıktır. Tartışmalı fazlalık diyor kadere. Kur'an'da amentünün tümü var fakat kadere iman yok. Dese, kader diye bir şey yok dese. Aynı adam Kur'an'da onlar orada uzun bir müddet kalacaklar diyor. Yani cennette ve cehennemde uzun kalacaklar, ebedi kalmayacaklar deyip cennet ve cehennemin ebedi olmasını inkar etse. Haizli kadının namaz kılabileceğini söylese, abdestsiz Kur'an okuyacağını söylese falan filan. Perek kullanmanın, müzik dinlemenin caiz olduğunu söylese diyor. Bu adam dinle çıkar mı diyor. Tabi biz kimseyi dinle çıkart demeyiz. Kimi dedi anladınız herhalde. Böyle çok şeyler var. Bunlar ne oldu belli olmayan, ne taraftan desteklendiği bilinmeyen kimselerdir. Bunlar her dönemde oldu fakat o dönemlerde İslam halifeleri, ümmetin imamları onları susturdu işte. Onlara gerekli cezayı verdiler. Baş kaldıramadılar. Şimdi ortalık boş olduğu için bunlar televizyon kurmuş, internet şey açmışlar, konuşuyorlar. O yüzden bunlara karşı biz devamlı meseleleri açıklayacağız. Cennet cehennem ebedidir. Hakkında 104'ten fazla ayet vardır ve icma vardır. Bunu inkar adamı küfre götürür. Ya götürür değil mi? Kafir eder. Ama biz kimseye kafir demeyelim. Cennete cehennemin ebediyetini inkar eden dinden çıkar. Aklı başında bunu söylese dinden çıkar. Haizli kadın namaz kılamaz. Oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, kocasıyla ilişkiye giremez, camiye giremez. Bunları bilin, ilmihal okuyun. Ondan sonra ne demiş orada? Amentü'ye tartışmalı fazlalık diyor. Amentü imanın kadere. Kader tartışmalı fazlalık diyor. Kader, Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi mi? İmandan sordu, İslam'dan sordu. Efendimiz Aleyhisselam ona beyan etti. Entü mine billahi. Melaketi ve kütübe resulü ve yevmil ahire ve bil kaderi. Bu hadis-i şerif Buhari meşhur belki de mütevatir. Ya. İmam Azam Efendimiz'in kitabında var kader meselesi. İmam Azam Efendimiz de mi yani bunu bilmeden yazmış? Öyle kalın kafalılık olmaz. İlk kez zaten zuhur eden bidat mezhepleri kaderiye, cebriye, mutezile, harici. Daha sonra peşinden şia çıktı. Böyle rafiziler böyle geliyoruz. Mevla onların şerrinden ümmeti muhafaza eylesin. Onların hatasını anlamayıp da onların peşine gidenlere Cenab-ı Hak hidayet versin. Hidayet. Hocam diyor eşinden ayrılan bir adamın hanımına boşadığını bildirmesi nasıl olacak? İlla karşında mı söylemesi lazım? Görüşmüyor diyor. Arayıp boşadığını söylemesi gerekir mi? Yoksa yazıyla mı yazması lazım falan filan diyor. Burada demin söyledik yani boşarsa kimse duymasa bile ağzından söz çıkınca kalpten geçerse değil ha. Söz ağızdan çıkarsa kulağın duyuyorsa onu Allah da duydu onu, melek de duydu onu, herkes duydu onu demektir. Başkasının duymasına gerek yok. Bak boşamak çok kolay. Evlenmek için şahit gerekiyor. O sözün duyulması gerekiyor. Boşamak da öyle değil. O yüzden boş sözünü ağzından çıkarma. Defterden sil onu. Başka tarafı yani hanımının veya başkasının duymasına gerek yok. O boşanmış olur. Kimisi boşanıyor karıyı. Ondan sonra gene evde devam ediyorlar. Hiç aldırmıyorlar. Öyle olmaz. Boşandığımız sana yabancı olur. Odaları ayıracaksın. Ben hanım diyor benden habersiz evden çıkarsan tek başına çarşıya gidersen gezersen falan filan buna hakkın yoktur diyor ona kocası. Dolayısıyla benim hakkımı çiğneyemezsin demiş kocasına, hanımına. Hanım da bunu dinlemeden tekrar bir daha çıktı diyor hanım diyor. Bu şekilde tekrar hanımı uyardım diyor. Bana dedi ki diyor, ben senin kölen miyim? Benim senden izinsiz dışarı çıkıp gezme hakkım vardır. Hapiste miyim ki sadece sen istiyorsun diye dışarı çıkmayacakmışım demiş ona. Yani şimdi kadınlar tabii ki başka kadınlar onları fitnelendiriyor. Kadın normalde erkeğin izni olmadan çıkamaz. Çıkmaması lazım. Sana asi olmasına fırsat verme. Sen de ne yap ona? Hanım işte şu yakın akrabaya, şu yakın komşuya falan şahs diyelim akrabanızdır, annendir neyse artık. Ona gidebilirsin. Dikkat et. Sağa sola şey etme falan filan. Kendin bariş olmasa bir sınırlı izin ver veya kendin götür. O da çıkmaya mecbur kalmasın. Ondan sonra asi olursa o zaman ne olacak? Büyükleri çağıracaksınız. Nikah hakim yapmışsa. Onlar hakem olacak. Güzel bir nasihat olacak. Aile yuvasını hemen sakın ha bozmayalım. Kadınlar biraz çok serbestleşti. Kadınlara çok özgürlük verdiler. Serbestlik verdiler. Artık kadın daha kocasını takmıyor. Böyle değil arkadaşlar. O kadın
kocasıyla beraber ahirette aynı cennette olmak istiyorsa sabredecek. Dünya zaten hapishane değil mi? Erkekler dışarı çıkıyor ne oluyor? İşine, gücüne, evine. O da hapishane. Biraz geniş bir hapishane. Hep beraber hapishane değil zaten ya. Dünya Müslümanın hapishanesi. O yüzden keyif aramayalım. Her şeyin levh-i mahfuzda olması ne demek diye soruyor. Kur'an'da mı orada diyor. Herhalde mübarek. Yasin suresinde ve külle şeyin ahsayna fi imam-ı mübin. Her şey biz açık mübin olan kitapta yani levh-i mahfuzda yazdık. Ve la rabbim ve la yabisin illa fi kitab-ı mübin. Kuru yaş hiçbir şey yok ki hepsi kitapta yazılmıştır. Yani ezelden ebeden ne varsa Mevla hepsini yazdı. Kalem kırıldı, bitti. Şimdi biz onları yaşıyoruz. Allah'ın ilminde böyle. O çünkü ezel ebed ona göre aynı. Fark etmez. Bize göre zamanı bilmediğimiz için bunu yaşıyoruz. O halde bizim vasfımıza bakarak yazdı ama ha. Kaderiyeci olmayalım, şimdi cebriyeci olmayalım. Ben ne yapayım deme. Sana irade cüz'e verdi. O iradenle senin halini gördü. Yapacağın şeyi bildi Cenab-ı Hak. Onu yazdı. O yazdığını yapıyoruz. Yoksa bize mecburen yazmadı onu ha. Bizim vasfımıza bakarak yazdı. Sen diyorsun ki oğlum şu parayı al git filan yerden bir şey al gel. Ama inanıyorsun ki çocuk parayı yolda kaybeder veya başka bir şey alır. Bildiğin halde onu ona göstermek için veriyorsun o parayı. O da gidiyor dediğin gibi parayı başka yerde harcıyor. O emrettiğin şeyi almadan geliyor. Şimdi ne oldu? Sen bildiğin için mi o çocuk onu yaptı? Yoksa o çocuk yaptığını bileceğin için mi öyle oldu? Demek ki sen onu tahmin ettin tecrübene göre. Bu böyle yapar dedin ama çocuğa bunu öğretmek için veya etrafındakilere bunu göstermek için onu o hatasını öğretmek için bile bile ona o parayı verdin. Bak o imkanı verdin. Ama burada ne var? Kur'an var, nasihat var, peygamber var. Bize öğretiyorlar. Bundan sonra insan hata yaparsa artık hiç mazeret yok. O yüzden kader ezelde sabittir. Bize irade-i cüz'e verilmiştir Cenab-ı Hak. Onunla beraber bizim vasfımızı görerek yazmıştır. Her şey yazılmıştır. Efendimiz Aleyhisselam hanımlarına evlilikten önce ki hayatlarında iffetsizdi demek küfür müdür diyor. Evlilikten sonra dese küfür müdür diyor. Ayet-i Kerime'ye göre Cenab-ı Hak temiz olan temiz içindir. Yani temiz olan hanımlar temiz olan, tertemiz olan Efendimiz Aleyhisselam'a aittir. Onun hanımları temizdir. Temiz olan temizden nasip olur. Dolayısıyla hepsi tertemizdir. Hepsi hakkında tek tek ayet olmadığı için ama Efendimiz Aleyhisselam'a dokunduğu için bu iş çok şiddetli cezası vardır. Ayşe validemiz hakkında derse o zaman dinden çıkar. Şu onun hakkında ondan fazla ayet geldi. Onun temiz olduğunu beyan etti. O yüzden şimdi, bu rafizilerin, bu şiilerin hali felaket. Ya. Ahir zamanda böyle şey olacak. Cebrail Aleyhisselam demiş ki Efendimiz Aleyhisselam benden sonra dünyaya inecek misin? Demiş ki 10 defa. İlk indiğinde bereket kalkacak. İkinci inişimde kalplerinden merhamet kalkacak. Üçüncü inişimde diyor insanların kalplerinde sevgi kalkacak. Dördüncü inişinde haya kalkacak. Beşincisinde adalet kalkacak. Altısında fakirlikten sonra fakirlerden sabır kalkacak. Yedincisinde inişinde zenginlerden cömertlik kalkacak. Sekizinde diyor alimlerden amel, ibadet kalkacak. Dokuzunda diyor Kur'an-ı Kerim kalkacak. Onunda iman kalkacak diyor. Ya arkadaşlar bu tehlike var. Şimdi sarık meselesi bir ilahiyatçı. Tanırsınız bilirsiniz ismini söylemeyeyim. Ramazan'dan diyor diye 50 dakika fazla oruç tutuyoruz, 40 dakika fazla oruç tutuyoruz diye birisi. Bizi var da bir cins bir adam. Cins diyorum çünkü ilimle bir alakası yok. İlim edebi yok. Allah dostlarının aleyhine konuşur. İmam-ı Rabbani'nin aleyhine konuşur. Mezheplerin aleyhine konuşur. Böyle bir şaşkın bir adam. Haizli kadın oruç tutacak der. Rejimi inkar eder. Böyle bir şaşkın bir adam. Allah hidayet versin diyelim. Sarıkla alakalı bir şey sormuşlar ona. Başörtüsü yani baş örtmekle alakalı. Namazda baş örtmek gerekir mi? Sarık lazım mı değil mi diye soruyorlar. Biz de bu usta inşallah bir tercüme yapacağız. 9 tane kitap var. Sarıkla alakalı yazılmış. Onları görmemiş galiba. Profesör olmuş ama onları görmemiş. Tuhfetül Ümmeh bi Ahkamil İmame Muhammed İbni Ahmedil Maruf İbni İlmam Hatibil Adaliye bir Halep 95 senesinde vefat etmiş. 2 Savbul Gamame fi irsali tarafil imame. Bunu da Muhammed İbni Şerif Kutsi isimli bir zat yazmış. 3.
Türeril gamame fi dürrüt telasin vel azibe vel imame. 3 numarada. İbn Hacer Heytemi meşhur. Rahmetli aleyh. Dördüncü cüzün fi'l imametin nebevi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ne demek ki sarığıyla alakalı bir mesele. Bunu da İbn Hacer Heytemi gene yazmış. Ezharul kümame fi akhbaril imame isimli eseri Ahmed İbn Muhammed'in Mukarri el Mağribi el Maliki bu zat yazmış. Rahmetli aleyh. Keşfül gamame anahkamil imame ve el mevaridül müstazibe bi mesadiril imame vel azbiye. 7 numara. Et tamametü fi sıfatil imame. 8 numaralı. 9'da et diame lil amili bi sünnetil imame. 9 tane kitap. Bunu tezkiretün fi ahkamil imame isimli bir eserde buldum. Orada kitapları koymuş. İsimlerini koymuş, rivayetleri koymuş, birçok sahih rivayet, birçok zayıf rivayet, bir kısımda mevzu, uydurma rivayetleri hepsini yazmış oraya. Şimdi bu hususta zayıf hadis-i şerifler var. Zayıf demek sahih, hasen değil. Üçüncü derecede. Zayıf hadisle amel edilir. Yani vaaz, nasihatta ve faziletli amellerde zayıf hadislerle amel edilir. Ancak itikada zıt olmayacak. Ahkam konusunda değil, faziletli amellerde bu alınır. Bununla beraber birçok sahih hadis-i şerif var. Bu iş adet midir, sünnet midir? Bu hususta itiraf var. İtirafı şimdi açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselam sarık sarmış ve sarığını dört parmak arkadan uzatmış. Bazı rivayetlere göre sırtına, iki omuz arasına kadar. Bunları şimdi birkaç tane okuyacağım size. Ayrıca yakın tarihimize kadar bu iş devam etmiş gelmiş. Hatta biliyorsunuz Osmanlı son döneminde binlerce insan şapka giymeye zorlanıp asılmış değil mi? Bu neydi işte? Sarığı çıkartmaktı. Bu bir alamettir. Sünnettir, heybettir. Ve zaten Kabe'nin eski resimlerine bakın. 50-70 sene evvel resimlerine bakın. İnsanlar sarıklıdır. Ve şimdi burada sarığı, güneş var, sıcak var, ondan sarıyor dersen diğer ülkelerde de var. İhramlıyken kafayı açıyorsun. Bazı insanlar 10 gün, 15 gün ihramda kalıyor paşa çık. Yani sarık değil de şemsiye kullanabilirdi. Başka bir şey kullanabilir. Niye sarık kullanmış? Rivayetlerden Efendimiz Aleyhisselam Abdurrahman İbni Avf'u bir askeri birlikle görevlendiriyor, başına tayin ediyor komutan. Sabahıyla onu çağırıyor, bakıyor ki ketenden bir siyah kumaşla sarık sarmış başına. Yanına yanaşıyor Efendimiz Aleyhisselam, o sarığını çözüyor, salıyor, tekrar kendisi onu sarıyor ve dört parmak kadar ucundan arkadan bırakıyor. Hakeza İbni Avf Fatemme. Bu şekilde sarıklan. Fe inneha a'rafu ve ahsen. Bu da güzeldir, daha iyidir. Bu rivayet İbni Ömer'den geliyor. Ya. Dolayısıyla ravileri buradadır. Bu sahih rivayet. Bunda kimsenin şeyi yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz sarık kullandığı rivayeti var. Siyah sarık kullandığı rivayeti var. İkisi de sünnettir. Şöyle bir şey var ama. Bak rivayette yine İbni Ömer'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki el isbal fil izar vel kamis vel imame, yani gömleğini, fistanını ve sarığını kibir için mencerre minha şeyen tehayyülen, yani kim bunu kibir için salarsa, giyinirse cübbesini, şallarını, elbisesini kibir için uzatırsa, sarığın ucunu kibir için uzatırsa lem yenzurullah liyeme ilehi yemel kıyamet, Allah da ona kıyamet günü bakmaz. Demek ki kibir için olmayacak, takva için olacak. Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace bunu rivayet etmiş. Şimdi konunun evvelinde ayet-i kerime var. Onu neden konu böyle işleniyor? Onu bilmek lazım. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ya ben esne, ya ben Adem, ey Ademoğulları, kad enzelne aleyküm libasen yuvari sevatikum verişa ve libasu takva zati hayır zati min ayetillah leallehum yezdekkerun. İşte bu ayette Cenab-ı Hak bize takva elbisesi indirdi. Normal elbise ayıplarımızı örtüyor. Takva elbisesi işte insanların manevi yaşantısıyla oluyor. Bu yüzden
namaza gelirken güzel elbise giyinmek, tecemmül deniyor ona. O da sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel elbiselerini giyerdi. Burada işte bu ayet-i kerimelerin tefsirinde pek çok müfessir fistanı, gömleği, cübbeyi saydı gibi sarığı da katmıştır. Onunla tezeyyün tamam oluyor. Bu mesele orada sayılmış yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayette şöyle geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kat hasirel imameti an mukaddemi resi, başının önden sarığını açtı ve mesela mukaddeme resi, başının ön kısmını mesetti. Kapattı, sonra sarığını mesetti. Böyle bir rivayette var. Sadece başını mesetti rivayette var. Dolayısıyla baş, mübarek başında sarığı vardı. Muhrim olan, ihramlı olan kişi la ilbisi muhrim el kamis, gömlek giyemez, sarık saramaz. Eldiven, meldiven, şalvar giyemez, eldiven kullanamaz. Yüzünü örtemez. Ya bak, bunda burada ne sayılıyor? O yasaklarda sarık da var demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği zaman da mübarek başında siyah sarık vardı. Bu da var. İrhâhu zevâib halfe. Kitaplara diyor ki sarığı arka taraftan bir karış kadar veya dört parmak kadar salıvermek de sünnettir diyor. İşte İbn-i İbban fi ahlâkî sallâsı. Efendimiz sallâsı ahlâkı hakkında İbn-i İbban İbn-i Ömer'den rivayet ediyor. Efendimiz sallâsı ya'temmu yüdeyru kevrel imame alâ re'si. Sarığı sarardı, dolardı kafasına ve yavrizuha min verâhi arkadan salardı. Ve yurâhî lehâ zuvabeten beyne keffeyhi. Omuzlar arasından bir ucunu salıverirdi. Bu rivayette burada var. Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abdurrahman ibni Avf elbisesini giymiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine takmış olduğu sarığı takarak, kılıcını kuşanarak meclise çıktı. Hangi gün? Hazreti Osman'a biat edildiği gün. Ya. Zilhicce ayındaymış. Orada bütün şura ehli olan ileri gelmiş ashab-ı kiram oradaydı. O zat Abdurrahman bin Avf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sarığıyla çıkınca bütün millet heyecanlandı. Ona baktılar. Onu işte bu rivayet ediyorlar ve orada Hazreti Ali Efendimiz'e teklif etti hilafeti. O yapamam dedi. Hazreti Osman'a teklif etti. O da Allah'ın izniyle yaparım dedi. Bu şekilde hilafet Hazreti Osman'a verildi. İmam Azam'dan bir rivayet var. Hocanın yani alemin sarığı büyük olacak. Cübbesinin yenik geniş olacak. Bu şekilde yani rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir adam namaz kılarken görmüş. Namaz kılarken sarığının üzerine secde ediyormuş. Ona işaret etti. Anlını aşmasını ona işaret etti. Hatta bir rivayette de kendisi anlını aştı onun. Yani sarık sert olursa, yeri hissedemezse o zaman onun üzerine mes olmaz. Secde olmaz. İnce olursa olur. Abdestsiz aynı şekilde. İnce tülbent gibi olursa üzerine mes ettiğin zaman alta su inerse o zaman olur. Değilse kaldıracaksın. İçeriye mes edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muğre ibn Şube radıyallahu anh işte sahih hadis-i şerif sahih rivayet. Burada Camiül Ahkam-ı Sıra son baskısındaymış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri kaldı haceti için. Ben de onun peşine gittim ona yardım edeyim diye. İhtiyacını gördü. Cübbesinin altından kolları çıkarıp su aldı. Kollarını yıkadı, abdest aldı. Ve başını açarak bir rivayette masarın üzerine mes yaptı. Bu şekilde diyor mes ettiğini gördüm diyor. İşte arkadaşlar bu rivayetler, bununla alakalı bir kitap var. Onu inşallah tercüme etmeye çalışacağız. Böylece yani sarık hakkında pek çok rivayet mevcuttur. O halde biz bunu inkarı bırakalım da yapanlara dua edelim. Sünneti ihya etsinler. Allah rızası için bu işi yapsınlar da diğer insanlar da buna ispat etsin. İnkar etmenin bir manası yok. Yani bir de diyor ki adam, bir de şunu diyor yani, imamların kıyafeti olmaz diyor. Ya papazların kıyafeti var ya, onlar din adamına tazim etmek için, ona tazim etmek için bir vesile arıyorlar ya. Biz niye hocaya tazim etmeyelim?
Hoca diyor dışarıdaki kıyafet geldi gibi diyor. Başı açıksa başı açık kıldırır diyor. Başında bir şey varsa başında o şeyle kıldırır diyor. Normalde başı açık kılmak mekruh. Yani kapatma imkanın varken, takke makke bulunan imkanın varken başı açık kılmak mekruhtur arkadaşlar. Başımızı kapatalım. Sarıkla kılmak faziletlidir, sevaptır. O hususta birçok rivayetler var ama rivayetler tabii ki ulema tarafından incelenmiş. Fakat pek çok rivayetler bir araya geldiği zaman iş sağlamlaşıyor, kuvvetleşiyor. En azından Efendimiz Aleyhisselam'a gelen yardım, yani meleklerin sarıkları vardı. Cebrail Aleyhisselam'ınki sarı, diğerleri beyaz, beyaz melekti. Zübeyir radıyallahu anh'ın sarığı vardı. Onun sarığına benzer şekilde gelmişler. Bu yani yardımın gelmesine de sebeptir. Dolayısıyla Müslümanlarda bir heybet oluyor. O yüzden adam diyor ki yani o imamların kıyafetini yasaklamak lazım diyor. Ya niye yasaklayacaksın? İmam camide namaz kıldırdı, kıyafetle dışarı dolasın desene. İmam sarığıyla dışarı dolasın. İmamdır da, hocadır da. Gitsin dükkanlara dolasın, dua etsin. Milleti dine davet etsin. Millete bizim bu imamdır. Dışarı çıkıyorsun bakıyorsun imam kim, cemaatin belli değil. Yani diğer insanlar da başını örtmesi lazım. Bu yani herkesin bir şeyidir. Her Müslümanın yapabileceği bir şeydir. Ama bazı şartlar Türkiye'de biliyorsunuz daha düzelmedi. O yüzden inşallah dua edelim düzelir. Biz kimseye zorla sarık sar demiyoruz. Öyle bir şey dediğimiz yok ama adam inkar ediyor. İnkar edecek bir şey yok. Adam 60 sayfa kitap yazmış. Yani onlarca hadis-i şerif koymuş oraya. Kitap halinde onlar inşallah toparlayıp tercüme edeceğiz. İnşallah imkan bulursak basıp dağıtacağız. Yani başka çare yok. Sarık hakkında, işte tevessül hakkında, rabıta hakkında, zikir hakkında, kabir azabı hakkında. Bak şimdi kabir azabı hakkında Anas radıyallahu anh Buhari'den İzavuda fi kabrihi el abdu izavuda fi kabrihi, kul kabrine konduğu zaman ve tevella ve zebe sabuhu, arkadaşlar onu bıraktı gittiler dönünce. Hatta innehu leyesmehu karani alihim. Bak ölü kabirde gidenlerin ayakkabılarının sesini işitiyor. Ya duyuyor mu? Duyuyor bak. Ne diyor bu adam? Allah buyuruyor ki Kur'an'da sen ölülere işittiremesin diyor. O ölüler ayakta gezen ölüler beyefendi. O ayetin tefsirine bak. O kim hakkında gelmiş ona bak. Cahilliğini gösterme bari. Olmazsa sus da bir adam olduğunu zannedilsin. Sonra Efendimiz Aleyhisselam ölülere o müşriklerin leşlerine hitap etmedi mi? Ey falan, ey falan, ey falan. Ne haber? Biz Allah'ın vaat ettiğini bulduk. Siz de buldunuz mu? Hazreti Ömer dedi? Ya Resulallah sen ölüleri nasıl işittireceksin? Ey Ömer, Allah'a yemin olsun ki onlar şimdi sizden çok daha iyi işitiyorlar. Ama cevap veremiyorlar. Yasak. Konuşamazlar. Ya. Demek ki ölü işitir. Bak. لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِهِمْ Ayakkabılarının hışırtısını, sesini işitir. اَتَاهُمْ مَلَكَانْ Dolayısıyla kabir alemi var. İnkarcı profesör, Samsun'da bir profesör inkar ediyor. Tevil ediyor. Samsun İlahiyat'tan bir profesör. Kim ise artık bunlar? Biz Ehl-i Sünnet'in itikat konularını böyle açıklayacağız. Kimseyle bir işimiz yok ama az biraz da millet anlaması lazım. Etav melekan. İki melek geliyor. Münker Nekir. Feakadahu. İkisi bu adamı oturtuyorlar. Demek ki kabir ona biraz genişliyor. Oturacak hale geliyor. Feyekulânillehu, ona diyorlar ki mâ künte tekûlü fî hâzer racûl Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. O anda demek ki herkese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sureti gösteriliyor. Ya onun suretini öğrenelim. O suret gibi olmaya çalışalım. Onu tanımaya çalışalım. Ona benzeyelim, ona benzeyelim. Bunun hakkında ne dersin? Feyekulü der ki o Müslüman eşhedü ennehu Abdullah ve Resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'ın kulu ve Resulüdür. Feyekulü, o zaten melekte diyor ki biz zaten biliyorduk da. Fakat imtihan gereği soruyorlar. Feyakulu der ki o melek bir tanesi. Onzu ila makadike minen nar. Cehennemdeki yerine bir bak. Herkesin cehennemde de yeri var. Cennette de yeri var. Cehennemdeki yerine bir bak. Ebdeleke Allah bi makade minel cennet. Cenab-ı Hak sana orayı değiştirip cennette yer verdi. Feyerahuma cemiyan. İkisini de görüyor. Öyle seviniyor ki o cehennem çukurundan kurtulup cennet bahçesine kaydolduğunu görünce sevinçten uçuyor. Veya onun kabri genişletiliyor. Başka bir rivayette yine Buhari'de. 70 lira böyle, 70 lira böyle geniş. 7 geriye 49 ne eder? 400-500 metrekare. Tahmin neyse artık. Genişliyor kabri. Orada nimet içinde, sureta nimet içinde mahşere çıkmayı bekliyor. Mevla cümlemizin kabrini cennet bahçesi eylesin.
Ve emmel kafir evil münafık. Kafir veya münafığa gelince ona sorarlar. Bu zatı tanıyor musun? Feyyakul der ki la edri, bilmiyorum. Küntü ekulüm ma yekulün nas. İnsana ne derse ben de ona diyordum. Herkes bir şey konuşuyordu. Ben de onlara uydum gidiyorum. Diyor ama feyyukalu ona denir ki la dereyte ve la tereyte. Hayır hayır, sen insanların dediğini tutmazdın. Onlara tabi olmazdın. Kafana göre takıldın. Sen hakka tabi değildin. Sümme yudrabu bin matrakatin min hadidin. Darbeten. Beyne üzüneyhi. İki kulağının tam ortasını, ensesine öyle bir vuruyorlar ki bir demir sopayla. Yerin dibine batıyor. Fe yasihu sayhaten. Öyle bir ses çıkarıyor ki. Yesmeuha men yelihi. Etrafında ne kadar mahluk varsa hepsi bunu duyuyor. İllet sakaleyn. İnsan ve cinler hariç. Ya. İşte kabir azabı, gördün mü? Firavuna da yapılıyor. Günahkarlara yapılıyor. Başka rivayetlerde de var. Ama Müslüman ise orada eşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah derse işte ayet-i kerime yusebbitullahu lezine amen bil kavli sabit. Cenab-ı Hak sabit kavli, o kelime-i tevhiddir. Onunla onları, Müslümanları o da sabit kılar. İmtihanı kazanırız inşallah. O halde arkadaşlar kabir azabı da var. Kabirde nimet de var. Kabir ziyareti de var. Hadis-i şerifte daha evvelden sizi menetmiştim. Şimdi artık fezuruha, kabri ziyaret edin. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü niye? İbret olur. Dolayısıyla kabir ziyareti de var. Efendimiz Aleyhisselam'ın ziyareti de var. Onun huzuruna varıp Esselamu Aleyke ya Resulallah demek var. Hepsinin kitaplarda yeri var. Ettehiyyat okurken ne yapıyorsun? Esselamu Aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kime diyorsun? Efendimiz Aleyhisselam'ı. Bak namazda bile ona selam veriyoruz. Kul bana selam verdiği zaman selamını alırım diyor. Bir melek onu getiriyor. Filancı filancı ümmetten, ümmet sana selam verdi ya Resulallah diye ona haberdar ediyorlar. Allah-u Teala yapıyor bu işi. Her şey Allah'ın elinde. Kainat onun. Tasarruf onun. Ama oradan gösteriyor, buradan gösteriyor. İnkarcılar boşuna inkar etmesin. Ya tevessül de var. Adam geldi gözleri kör. Ya Resulallah bana dua et. Allah dua et de ben iyi olayım. Buyurduk istersen sabret. Cennette sana daha büyük makam var. Ya Resulallah dayanamıyorum. O zaman git abdest al dedi ona. Bu çok meşhur. Osman bin Huneyf'in rivayeti. Sahih-i şerif. Ya. İnkarcılar bunu alıyorlar, yazıyorlar, manasını değiştiriyorlar. Ya o yüzden Arapçasından okumak lazım arkadaşlar. Biraz Arapça öğrenin. Git abdest al, gel şu şekilde dua et diye ona dua öğretti. Allahümme inni eselüke ve teveccühü ileke bi nebiyike nebi rahmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ya Allah'ım sana yöneliyorum, teveccüh ediyorum, sana dönüyorum. Ve senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana tevessül ediyorum. Ya Muhammed. E teveccüh bike ila Rabbi. İbare tam aklımda değil ama gösteririm size yani. Seninle Rabbine tevessül ediyorum, yöneliyorum. Allahümme şeffihu fiyye diyor. Ya Rabbi onun hakkında şefaatçi kıl diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini zikrederek huzurunda değil ha, kayıpten onun ismiyle tevessül ederek dua ediyor. Baktık gidiyor Osman bin Huneyf, adam kalktı gidiyor. Gözleri açıldı. E bunu öğrenin, hacetin varsa hacetini söyle ama samimi olmak lazım işte. Gerçekten Allah'tan istemek lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ı vesile ederek. İşte rivayet budur. Bunu adam inkar ediyor. Şirktir diyor. Lan ne alakası var? Bak işte rivayet. Ashab-ı kiram böyle yapmış. Ya o yüzden tasavvufun, maneviyatın, ne bileyim inceliklerin ehli olalım. Bunları muhafaza edelim. Yani ölçüyü iyi koruyalım. İtikadla beraber, samimiyetle beraber inşallah bu yolu muhafaza edelim. İnkarcılar güneş çıktığı zaman nasıl ki kaybolur her şey. Onlar sönüp gider. Onlar kendileri gibi 3-5 tane şeyi bulmuşlar. Biraz para var adamlarda demek ki. Öyle götürüyorlar. Bunların ahmak olduğu belli. Sıkıştığın zaman kimden istiyorsun? Gidip bir adamdan istiyorsun. İyyâke nâbudû okuyor, güya başkasından bir şey istenmez diyor. Ya oradaki İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn ibadet yolunda sadece ancak Allah-u Teala'nın huzuruna olur. Başkasına ibadet olmaz. Başkasına ibadet şeklinde bir tazim olmaz. Ama Efendimiz Aleyhisselam bak bir kadın bir hizmet yaptı, onu çok beğendi. İste benden ne istersen dedi. Allah da istedim dedi. Bak ben ne istedim. Ya Resulallah ben seninle beraber olmak istiyorum cennette.
Ya başka bir şey iste, daha kolay bir şey iste. Yok, illa seninle olmak istiyorum. O zaman buyurdu ki bana çok secde ederek yardım et. Yani namazlara dikkat et, dua et demek istedi. Demek ki bak kendisinden istedi onu. Demedi ki Allah'tan iste. Demek ki her şeyin bir yeri var. İlk dönemde insanlar şaşırmasın diye, şirkten kurtulsun diye çok şey yasaklamıştı. Sonra insanlar itikad sağlam olunca tamam her şey Allah'tandır bildi. Güç kuvvet Allah'ındır bildi. Artık Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde dua edebilirsin. Allah'tan istiyoruz çünkü. Şahsın bir şey yok. Hiç kimsenin bir gücü yok. Hepsi Allah'tandır. Ben bizzat Mahmud Efendi Hazretleri duydum. Parmağımı dahi kımıldatamam diyor. Parmağımı bile Allah-u Teala'nın izni olmadan kımıldatamayız diyor. Allah-u Teala izin vermese iradeni de kullanamazsın. Güç kuvvet Allah'ındır. Ama dilediğine dilediği gücü veriyor. Bir meleğe dünyayı yıkma gücü veriyor. Cebrail Aleyhisselam bir anda 50 bin senelik yoldan geliyor. Ona kuvveti veren Allah başkasına vermez mi? Verir. Ne konuşuyorsun o zaman? Rüzgar bir üfürdü müydü? Değil mi? Denizleri kaldırıyor. Ağaçları yıkıyor. Rüzgarda güç varsa başka bir insanın ruhuna da Cenab-ı Hak daha başka bir güç verebilir. Bu Allah'ın elinde yahu. La havle ve la kuvvete illa billah la yazın. Hak sahibi Allah'tır. Her şey O'nundur. Ama Cenab-ı Hak dilediğine dilediği imkanları verir. Adem Aleyhisselam'a tövbe nasip etti. Ya Rabbi Muhammed hakkı için dedi orada. Bak hakkı için. Yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hakkı var demek değil. Onun hürmeti demektir. O yüzden İmam-ı Azam Efendimiz'in hiç kimsenin hakkı yoktur şeklindeki izahı. Yani insanlar cahiller orada hak veriyor gibi manası anlaşılmasın diye men etmiş. Daha sonra gelen İmam-ı Yusuf ve diğer müçtehitler buna müsaade etmişler. Mezhebimizin meselesini bilmeden konuşuyor adam. İmam-ı Azam yasaklamış diyor. Ya İmam-ı Azam Efendimiz'in zamanındaki kargaşalığı biliyor musun? Bir sürü fitne çıkmış. Onları durdurmak için bazı şeyleri önden kestirdi. Ama sonra gelen ulema burada yorumu yaptı. Allah-u Teala'nın hatırı, sevdiği hürmetine demektir. İşte Adem Aleyhisselam Muhammed hakkı için beni affet dedi. Mevla da affetti. Nereden bildin dedi. Ya Rabbi baktım sana ter tarafta Muhammed yazıyor. Demek ki senin yanında hatırı vardır düşündüm. Tamam dedi. Ya. İşte bunlar kitaplarda var. Bunları söylemiyor adam değiştiriyor. Yorumları, tevilleri yaparak insanları tekfir ediyorlar. Neuzubillah. Bu gibi insanlara da dur demek lazım. Yetkililerin bunlara dur demesi lazım. İşte bak Çeçenistan, Suriye, ne bileyim Libya, Mısır niye karışıyor? Böyle zıt yeni adamların yüzünden. Böyle kanmış, aldanmış adamların attığı yanlış fetvalarla Müslümanları birbirine düşürüyorlar. Bunlara vatanını seven, milletini seven insanlar izin vermesin. Türkçe konuşuyoruz. Biz dinimizi öğrendik. Yaşamaya çalışıyoruz. Kimsenin şeyine müdahalemiz yok ama aklı başında olan kimseler bu işlere el atsın. Hakkı hakikati ortaya çıkaralım, konuşalım, söyleyelim. Batılı yayanlar sönsün. Böylece Müslümanların birliği bozulmasın. Din adamları yani din görevlileri bu işe biraz daha fazla mesai harcaması lazım. Bak bu haftaki hutbe değil mi? Kabir azabı hakkındaydı. Ya bitti elhamdülillah. Bir dahaki hutbede şefaatten bahsetsin. Öbüründe Sırat köprüsünden, berikinde cennet cehennemin ebedi olduğundan, ötekinde hayızlı kadının neyi yapıp ne yapamayacağından, bunlar hutbelerde herkese duyurulsun. Sırf bizim konuşacağız. Sırf benim dinim midir bu din? Hepimizin dinidir. Bilhassa yetkililerin çok mesuliyeti var. Bütün insanların günah sevabı onlara sorulacak. O yüzden onlara dua edelim de hayırlı hizmetler yapsınlar. Kur'an'a uygun hizmetler yapsınlar. Herkes kurtarsın. Ya arkadaşlar. Derdimiz çoktur. Cenab-ı Hak inşallah derdimize derman nasip etsin. Efendimiz Hazretleri hürmetine, dostlar hürmetine, Efendimiz Hazretleri'nin bereketiyle ya Rabbel Alemin cümle sıkıntılarımızı izah eyle. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eden olan nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bizden hayır duası isteyenlerin dualarını kabul eyle. Bizi izleyen kardeşlerimizle bu duaya kat ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, ehli sünneti öğrenip yaşamaya ve anlatmaya, tatbik etmeye, tebliğ etmeye bize güç kuvvet ver ya Rabbel Alemin. Kullarını uyandırmaya, ümmeti birleştirmeye bizi muvaffak eyle. Dostların bereketiyle İslam alemini birleştir ya Rabbel Alemin. İdarecileri, İslam alemindeki bütün idarecileri İslam birliğine kavuştur. İşte ayet-i kerimede okuduğumuz gibi kafirlere karşı yek vücut olmaya muvaffak eyle. Bu şekilde İslam alemini, vatanımızı, zenginliklerimizi, insanımızı, bütün muhteviyatımızı, maddi manevi bütün imkanlarımızı korumayı, muhafaza etmeyi ve seni razı olduğun şekilde kullanmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Kafirlerin baskısı altından ümmeti Muhammed'i kurtar ya Rabbi. Zorda darda kalan Müslümanları kurtar ya Rabbel Alemin. Namuslarını, vatanlarını, dinlerini, imanlarını muhafaza eyle ya Rabbi.
Bizim memleketimizde ya Rabbi tez zamanda İslam'a Kur'an'a çevir. Kadınlara örtü nasip eyle ya Rabbel Alemin. Kadın erkek kargaşalığını kaldır ya Rabbel Alemin. Edep haya ver ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzun neslimizi Kur'an yolundan, ibadet yolundan ayırma. Ehl-i sünnetten ayırma. Faizden, içinde kumardan, kötü ahlaktan tevbeye muvaffak eyle. Bereketli helal kazançlar nasip eyle. Depremden, yangından, felaketten, düşman silahından muhafaza eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Daha nice hayırlar varsa ihsan eyle. Hacca, umreye, niyetine kardeşlerimize en kısa zamanda nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu kardeşlerimizin, misafirlerimizin, dinleyenlerimizin de hayır muratları vardır. Onlar da seni ihsan eyle, aile yuvaları muhafaza eyle. Uzun ömürle ve hüsnü hatime cümlesini, Efendi Hazretleri nasip et. Yarın bizim dua beklerine de bu duaya katarak cümlesini geçmiyor. Ruhuna Allah razı olsun. El-Fatiha. Bu yayınlarımızı takip edenler kardeşler, soru güzel yani düzgün meseleyi anlayacak sağa sola atmadan kimsenin şeyine değil de itikadi, ilmi, fıkhi meseleleri sitemize, Ali Karaca Net sitesine yazabilir. Ayrıca bunları sağa sola duyuralım. Biraz bir yayılsın bakalım ne olur. Allah'ın izniyle inşallah hayırlı hizmetlere vesile olalım. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Elhamdülillah.